Sayın Bakan. Yeraltı yapının zemin zayıflaması zemin zayıflaması nedeniyle yapılması sürtünmesini arttırarak yani normal insanlar burada üzerimizden geçecek. Senin? Evet, size söyleyeyim. Ben mutlu olacak. Ya ihtiyaç var çünkü gerçekten herkes yani karşı yapacak. Sayın Bakanım. Basın bu tarafta kalsın. Geziyorsunuz. Kazanız mübarek olsun. Kolay gelsin. Basın mesela şöyle alalım. Sayın Bakan. Abi açıklamayı burada alalım. Dostum biraz açsanıza. Dostum foto. Açıl biraz. Giriş çalışalım beraber. Gel gel. Tarama yapılarak buradan kesonlarımızın yüzdürülmesi için kanalımız da hazır zaten. Bu da dışarı çıkaralım. Yani yaklaşık. Buradaki havuz denize birleşecek. Evet aynen efendim. Değerli basın mensupları, bugün ülkemizin en önemli, en büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının yapıldığı şantiyede bulunuyoruz. Çalışmaları yerinde izlemek için ekibimizle birlikte burada şantiye çalışmalarından hakkında bilgi aldık. Bildiğiniz gibi Çanakkale Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu birbirine bağlayacak olan Kınalı Çanakkale Savaştepe Otoyolu'nun bir kısmını ihtiva ediyor.
şu anda inşaatı yapılmakta olan Malkara Kavşağı, Gelibolu, Sütlüce ve Lapseki, Şekerkaya, Umurtepe kesimi arasındaki 101 kilometrelik kesimde çalışmalar sürdürülüyor. Bugün itibarıyla özellikle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. Yaklaşık ulaşım süresi normal şartlarda 1 saat, ancak trafiğin yoğun olduğu saatlerde, günlerde bu süre 5 saate kadar çıkıyordu. Bu hizmetin, bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek. Avrupa'dan gelip de Ege bölgesine gidecek olan trafik artık deniz araçlarında beklemeden veya İstanbul Boğazı'nı, Körfez'i dolaşmadan bu köprü vasıtasıyla çok kısa bir sürede Ege bölgesine, Güney Marmara bölgesine ulaşmış olacak. Amacımız bu köprüyü 18 Mart 2022 tarihinde tamamlayıp hizmete açmak. Yine amacımız halkımıza, vatandaşımıza hak ettiği hizmeti sunmak. Hakkını hakkın sahibine teslim etmek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bir gün önce bu hizmeti hakkının sahibine sunmak için azimle, gayretle çalışıyoruz. Bu yapılış yöntemi itibarıyla yap-işlet devret yöntemiyle yapılıyor. İnşaat tamamlanıncaya kadar bu projenin yapımına kamu kaynağı harcanmamış olacak. Tamamlandıktan sonra geçen trafik ile garanti edilen trafik arasındaki fark görevli şirkete verilecek. Bizim buradaki projeksiyonumuz, öngörümüz inşallah açılışından 4-5 yıl sonra tahminlerimiz gerçekleşirse bu güzergahta garanti edilen trafiğe ulaşmayı hedefliyoruz ve dolayısıyla bu trafiğe ulaştığımızda bir garanti ödemesi de gerekmiyor. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım. Sayın Bakanım.